6-12 haftası, Şubat haftası haftalık burcumuz. Sevgili yengeç ve yükselen ve ay burcu yengeç olan güzel aile. Güzellik ışığıyla, sabahın güneşiyle, ayın aydınlığıyla evinize, işinize bereket, bol güzel bir hafta olsun. Unutmayalım ki bu hafta çok yoğun toplantılar, finans alanında çalışanlar, özellikle evraklar, kağıtlar, maillerle alakalı hatalara açık göstermiyor. Dikkatli olmanız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde insan kaynakları, alım-satım alanı, yurt dışı ihracat işinde çalışanlar, daha gözünüzü dikkatli açmanız gerekiyor. Hatalara yer yok diyorum. 8 Şubat'ta özellikle teknolojik konularla alakalı ilerleyeceğimiz ve bu alanlarda gelirimiz, yani dijital alanda paranız varsa daha dikkatli kontrol edilir. Teknolojik alanda çalışıyorsanız prim ve hakimiyet olduğunuz noktalarda ekstra kazançlar sağlayabilirsiniz. Kurumsal bir alanda grup çalışmalarınız varsa daha dikkatli olmanız gerektiği, gökyüzü sizi biraz sallayacak gibi ve bu sallama sırasında aklınız başınızdan gidebilir. Odaklanma, toplantılarda hatalar yapabilir. Bunları düzelteceğiz. Aslında gökyüzü size ayın ve güneşin bereketini çok güzel sunuyor ama sizin takıntılarınız, korkularınız, kaygılarınızdan kaynaklı uyarı veriyorum. Yoksa başarılı değilsiniz. Ve sizin enerjinizde çalışma hakimiyetiniz çok güçlü ama rakipleriniz de sizin kadar güçlü. O yüzden rakip olarak görmediğiniz insanlar size sıkıntı yapmasın diye uyarıyorum. 15 Şubat'ta Merkür Kova burcu geçişiyle birlikte yaşadığımız sorumlulukların, yaşadığımız olayların ve işimizdeki göremediğimiz ve patronumuz engel oluyor olabilir, ekip arkadaşımızın engel yaptığı konuların açılıp sizin daha bu konuda enerjinizin fazla olacağı ve sorumluluklarınızın farkına varacağınız ve başaracağınız bir hafta aslında. Sadece ve sadece çalışma, ekip ve dikkatli teknolojik alanlarda, araç sektöründeyseniz dikkatli olmanız lazım. Bilgisayar, banka, dijital alanlardaysanız biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız kazancınızın daha verimli olacağı, yani geçtiğimiz iki hafta öncesine kadar iki misli daha kazancınızın yüksek olacağı, yeni anlaşma, yenilikler, size fırsatlar gelecek, grupsal çalışmalar hoşunuza gidecek. Ve özellikle fabrika, küçük fabrikanız varsa, küçük bir dükkanınız varsa burayı büyütmek, dekorasyon, yenilik, buraya yeni oluşumlar yaratmak istiyorsanız gözünüzü dört açın, yapın. Çünkü sizin renginiz, enerjiniz yüksek gözüküyor. Aynı şekilde yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili bağlantılı işlerinizde de artık net oluşumlarla var olacaksınız. Uzun soluklu imzalarınız atılacak. Hani bir aylık anlaşmanız varsa artık bir yıllık anlaşmanız olacak. O yüzden yurt dışı ile ilgili şehir dışı bağlarımızda güçlenme var. Eğer dergi alanında, gazete alanında ya da kitap alanında, ay dilim tutuştu, yani yazarlık ruhunuz varsa bile bu hafta bunların daha ön planda olacak ve kendinize daha ispatlayacağınız noktalarımız var. Yalnız aile işiniz varsa biraz daha aile arasında ekonomik zorlanmadan kaynaklı birkaç yer satma evremiz söz konusu olabilir. Ailenize destek olun, köstek olmayın efendim. Çalışan çiftlerimiz için de özellikle her iki konumunuz aynı rotada devam edecek. Ama maaşınızla ilgili kafanızdaki noktalar belirlendi. Belli saatli işlerimizde söz konusu olacak. Özellikle primli çalışanlarda ekstra kazançlar artacağını söylüyorum. Satmaya çalıştığımız bir aracımız ve hemen arkasından almamız bir gereken aracımız hayırlı ve uğurlu olsun. Yani satacaksınız, hemen alacaksınız. Endişe etmenize gerek yok. Geçmişe ait borçlarınız ve hala ödeyemediğiniz yakın tanıdığınıza borcumuzu düzenli şekilde kredi çekeceğiz ve bunu kapatacağız. Korkmamıza gerek yok diyorum. Çünkü manevi olarak artık kimseye borç yaratmak istemiyorsunuz. Kendi ne kazanıyorsanız o dengeye doğru hareket edeceksiniz. Bence sizin para rızkınızda bir kısmetsizlik var. Yani bereketiniz, kazancınız, kazansanız da hani avucunuza geldiği gibi nereye gittiğini anlamadığınız için bu konuda şanslısınız. Karınca duasını 21 adet okuyarak kahvenize, ailenizdeki kahve pişirebilir, çay yapabilir, pilav yapabilirsiniz o suyla. Paranızın bereketi evinize aydınlansın. Eşinizi okuyabilirsiniz, işinizi okuyabilirsiniz. Onu sadece kendiniz için okumak istiyorsanız bir bardak suyun içine okuyun. Bereketiniz aydınlansın, daha rızkınız sizde kalsın diyebilirim. Bir de sevgili gençler, bu ara seyahatleriniz, yurt dışı ile alakalı makaleniz, yurt dışı ile ilgili bazı konularınız,
rahat şekilde geçiş sağlayacak. Eğer ki vizeniz, başvurunuzla alakalı sıkıntılarınız varsa bunlarda olumsuzluk yok, merak etmeyin diyorum. Duygusal anlamda biraz daha ilişkimize ciddiyetimizi belli edeceğiz ve karşı taraf kendini mutlu hissedecek. Geçmişimize dönük ayrıldığımız kişiden karşılaşma, tesadüf yolda karşılaşma, duygular aynı duyguda ölçüde olacak. Tekrar şans verebilirsiniz ve ilişki sizi bu konuda mutlu edebilir. Ayrılmaya çalıştığınız ilişkinizle ilgili de konuşma, randevu vakti, randevu verin, kalabalık bir yerde ayrılın. Uzun süredir evliliğinizde şiddet, konuşma üslubu, terslikler devam eden sevgili yengeçler için bu evlilik aynı noktada gidecek. Hiç değişmeyecek. Yani siz emek verdiğiniz hayat sizin bedeninizden, sizin çocuklarınızdan, sizin ruhunuzdan gidiyor. Karar sizin. Evliliği mutlu olan sevgili takipçilerimiz için de şunu demek istiyorum. Biraz evliliğimize renk katabilir. Flörtöz ruhumuzu ön plana. Birlikte el ele sokakta dans ederek biraz daha ilişkimizi renklendirmeye ihtiyacımız var. Hem sizin için iyi olacak hem de eşiniz için. Bu arada çocuklarınızla alakalı çocuklarınızın diş bakımı, boğaz enfeksiyonu sorunlarından kaynaklı ya da büyüklerimizin böyle bir hastane temponu söz konusu olacak. Gayet sağlıklı ve iyi bir şekilde devam edeceğiz. Taşınma mevzumuz gündemde olacak. Yani taşınmayayım, kalayım mı? Taşınmanız gerekiyor. Mal sahibiniz uyuz gerçekten sizi sinir etmeye. Gereksiz para yükseltmesinden, komşuların enerjisinden rahatsızsınız. Özellikle de aile binasında oturan sevgili yengeçler, artık yakın akraba görmek istemiyorum. Küçücük bir ev olsa da taşınmak istiyorum kararınızı verdiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evinizde evlenme kararı veren bir evladınız ya da kardeşiniz olabilir ya da siz olabilirsiniz. Gerçekten güzel bir evlilik kararı. Korkmanıza gerek yok. Hayat arkadaşınız sizinle daha güzel umutlarla yola gidecek. Bu ara çocuk tedavisi düşünenler yapmanız gerekiyor. Tutma dönemi başlamış. Enerjinize uygun bir nokta. Tereddüt etmeyin. Tüp bebek evrenizi deneyin istiyorum. Bu ara oğlunuz varsa 14-17 ya da 11-17 arasında aşk enerjisi çok yüksek, depresyona çok fazla odaklanma krizi olabilir. Bir okçuluk kursuna yazdırabilirsiniz. Bir de ailemizde küçük bir kızınız ya da 3 ya da 5 yaşında bir evladınız varsa kekeliyor olabilir, konuşmada bazı sıkıntısı olabilir. Ona aynı şeyleri tekrar etmeyin lütfen, uyarı yapmayın. Hatta ilgilenmeyin, çocuğunuz onda tik kalacak, dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet. Sağlık olarak diş etilerimizi ihmal etmeyeceğiz ve son zamanlarda saç dökülmemiz ve gerçekten benim de dökülüyor, bunu da söyleyeyim, mevsim yok ki artık saç taçları, tırnaklarımıza dikkat etmemiz lazım. Vitamin evremizi kontrol ettirelim diyorum. Sevgi ve mutluluk, umut sizlerle olsun. Evlenmiş, ayrılmış ve bu ara evlenmeyi düşünen sevgili takipçilerimiz için uğurlu bir hafta, hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Sevgili akrepler, yükselen ve ay burcu akrep olan güzel takipçilerim, keyifli, güzel, huzurlu, bereketli, hala spam problemimiz devam ediyor. Kanalımızı beğenerek, yorum yazarak ve mümkünse dostlarınıza paylaşarak, o yüzden böldük burçları böyle tek tek, unutmayınız. Evet, şunu demek istiyorum, parasal evrenizle alakalı gelişecek yenilikler. Rızkınızın daha çok yoğun olacağı, şans kapılarınızın daha yüksek olacağı bir döngüye geçiş sağlayacaksınız. Ama iş yerinde anlamsız ve saçma insanların enerjisine kafanızı takarak bu şansınızı onlara yedirmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta şirkette büyük değişimler, yerinizle alakalı farkındasınız, istediğiniz bir bölüm var, buraya geçmek istiyorsunuz. Bu hafta bayağı bir değişim var. Bu 20 gün boyunca çok düzenli ve mantıklı olarak saatiniz, düzeniniz, grup çalışmanız, mailleriniz, mesajlaşmalarınız, her şeyi çok kontrol edin. Çünkü basamak size güzel işaret veriyor. İşten ayrılma fikri olan ve bir türlü cesaret etmeyen sevgili akrepler için veda et. Çünkü burada bir işe yaradığın da yok. Sen de yaramak istemiyorsun buraya. Özellikle de tembel ruhun var. Kendi ruhuna ait bir iş imkanı, kapın var. Özellikle 13-14 Şubat bu kapılarının yüksek olduğu bir nokta. Şimdiden yeni işin hayırlı uğurlu olsun. Uzun süredir iş bekleyenler için 8 Şubat sosyal çevre, yenilik, yeni anlaşmalar, yeni diyaloglar ve yeni ilişkiler size farklı fırsatları dengeleyecek. Gözümüzü dört açalım. Aynı şekilde 11 Şubat'ta Merkür Kova geçişiyle birlikte
kendi hani 2 yıldır yani 2019'un sonlarından bu yana kendiniz sıkışmış, karmaşık ruh haliniz, dengesizlik, ne istediğinizi bilmeyen evreden çıkıyorsunuz. Ruhunuz özgür olmaya doğru gidiyor ve adımlarınızı daha net atacağınız kararlar içerisinde olacaksınız. Bu da size ayrı bir renk katacak. Ve şunu söyleyeyim. Hiç beklemediğiniz geçmiş patronunuz, iş arkadaşınız, yurt dışı ile ilgili bağlantı kurduğunuz insanlarla çok keyifli haberler alacaksınız. Hatta yurt dışı imkanlarınıza destek verebilirler. Yeni kapınız için destek hakimiyeti söz konusu olacak. Bu ara telefonlarınıza bakmamak, maillerinizi kontrol etmemek asla yok. Tek tek kontrol ediyorsunuz. Bu ara bir de kendimi tanınmak, kariyerimin önünü açmak, kendime yeni bir oluşum yaratmak istiyorsanız dijital alanlarda da planladığınız satışlarınız, yapmak istediğiniz fikirleriniz, takı tasarımı olabilir, yüzük olabilir, maya olabilir, bikini olabilir, fark etmiyor. Bunlarla ilgili altyapıyı yavaş yavaş oturtursanız başarı enerjiniz yüksek. Kendinize güven. Güvenme ve güveni kendinize sağlam çekin. Çünkü sizin enerjiniz gayet iyi. Ve unutmayalım ki yeni işe başlayanlar için burada hak edilişiniz, denemeniz olumlu şekilde geçiyor. Korkmanıza gerek yok. Aynı şekilde hem çalışıyor hem okuyor olabilirsiniz. Bu dönem biraz eğitiminizle ilgili dikkat etmeniz gereken noktalar var. İş yerinizde destekleyici enerjilerdesiniz, sıkıntı yok. O yüzden eğitimimizle alakalı noktaları kontrol edin. Büyük firmada çalışıyorsanız, şirketinizin yaratılacak ya taşınma, yeni biri büyük alana geçme gibi durumlarda sizde herhangi bir kriz yok, panik etmeyin. Devletle ilgili bağlantılı noktalara geçmek, bunlarla ilgili ne diyoruz? 15 Şubat'tan sonra istediğiniz kapılarınızı aydınlık destek alarak yapacaksınız. Özellikle de yurt dışı yerleşimi, bununla ilgili imkanlar arayan sevgili takipçilerim, acele etmeyin. Kendi markanız, işinizde büyüyeceksiniz. Zaten şirketiniz sizi bu noktaya doğru itecek. Korkularınız yersiz, bu alanda güçlü kalmaya önem gösterin. Sağlık olarak baş dönmeniz, özellikle bu ara baş ağrılarımız, ufak ufak bayılmalarımız söz konusu olabilir. Tansiyonunuzu, şekerinizi, açlık şekerinizi kontrol etmenizi istiyorum. Çünkü ciddi anlamda şuradan vurup buradan bir ağrı başlıyor. Gece gündüz aynı ağrıyla yaşıyorsunuz. İhmal etmeyin. Evli çalışan çiftlerimizle ilgili noktada özellikle bu hafta sakin geçecek. Evde yenilik, koltuk, masa, sandalye değişimleri söz konusu olacak. Birlikte tatlı tatlı alışverişe gidip birbirimizi yeniden şifalandıracağız. Sevgili öğrenciler, biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Sosyal çevrenizdeki insanların sizi oyuna getirdiği, onların rahat tavırları, sizin rahat olmamanız gerektiği. Ailenizin ekonomisini biliyorsunuz, onlar rahat hayatlar yaşıyorlar. Bu başarıyı bir kere elde edeceksiniz. Arkadaşlarınızın aklına doğru gidiyorsanız yazık etmeyin ailenize. Biraz daha kontrol olun. Biraz bağımlılık merakınız var. Gezmek istiyorsunuz, tozmak istiyorsunuz. Hak veriyorum size. Ama bir kere başarınız, ömür boyu başarınız olacak. Lütfen odaklanın. Çocuklarınızı lütfen kontrol etmenizi istiyorum. İlişkiler konusunda daha değişken bir ruha girdiniz. Giderse gitsin, kalırsa kalırsın. Artık umurumda değil. Yani ne olacaksa olsun, ne emmeye geldi, ne gömmeye geldi modu vardır ya bazı insanlarda. Hayatınızdaki insanın bu tavrı sizi yıpratıyor. Karar ona bıraktınız. Seviyorsa da seviyor, sevmiyorsa da sevmiyor modunda devam edeceksiniz. Bu ara yeni ilişkiye başlayanlar için hemen acele ediyorsun, tanımıyorsun. Dışarıda sohbetini et, biraz tanı. Ondan sonra evin içerisine al, zarar görebilirsin. Aynı şekilde yakın ailenizde tanıştırılmalar söz konusu olacak. Bu tanıştırmalara gidin ana. Hiç kaçırmayın. Hem ekonomisi, hem aile yapısı, hem size çok uygun, siz naif ve düzgün bir karaktersiniz. Böyle bir mutluluğa ihtiyacınız var. Şans vermek tanıştırılması da doğru ama sosyal alanda tanıştığınız kişilere dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir de burada bir hani şey diyelim, ırk, din, mezhep değil de mesela ailenize uymayan birine aşık oldunuz ve ailenizi kırıp gideceksiniz. Değer mi? Onu başta düşünün. Gönül alarak, altyapısı yanına oturtarak, mücadele ederek. Eğer sizin hayatınızdaki insan sizi gerçekten seviyorsa sizi asla gidelim demesine müsaade etmemeniz lazım. Bu arada dil eğitimleri, mesela kurslar, farklı alanlar, yüzme eğitimi, özellikle annenize böyle bir enerji lazım olabilir. Sabahları sizin de belediyenin tertemiz gerçekten havuzları var. Gidin orada yüzmeyi öğrenin. Yaz geliyor. Şimdiden bedeninizi hazırlayın istiyorum. Evli çiftlerimizle ilgili noktada özellikle çalışmayan ev hanımları, çok kafanızda eşinizin çevresine, ailesine, arkadaşlarına ve eşiniz de gerçekten o telefonla 7-24
17-24 yaşıyor ya, tebrik ediyorum ve siz de bu yüzden şüphe içerisindesiniz. Şüphelenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Gizli gizli kontrol edelim ve onun bazı tatlı yalanları biraz sizi yıpratabilir. Dikkatli olun diyorum. Evliliği çok iyi giden çiftlerde de çok umursamazlık var. Yani siz birbirinizi seviyorsunuz ama bu kadar da rahat olmanızı anlamadım. Çünkü gerçekten ne eş hanımın yalan yok, dolan yok, hiçbir şey yok ama birbirinize çok özensizsiniz. Biraz dışarıda yemek yerek, cilve yaparak birbirimizin motivasyonumuzu arttırabiliriz. Boşanma fikri olanlar özellikle 15 Şubat'taki Merkür Kova geçişiyle birlikte süreci hızlandıracaksınız. Hayırlı olsun diyorum. Ev alım konusu ile ilgili kafa karışıklığı ve bu konuda da ailenizden destek ve kredi konularında biraz şüpheci tavırlarınız olduğu için seçim sonrasına karar vermeniz daha uygun. Acele etmeyin. Oturduğunuz evde şu an bir kriz yok. Evin Nisan ayında bir boya badanasını yapar. Sonra karar verirsiniz. Acele etmeyin. Ailenize ait topraklarda müteahhit teklif edebilir. Sakın. Ama kendiniz orayı organik tarıma, güzelliğe çevirecekseniz kesinlikle evet diyorum. Topraklarınızı satmayın. Evinizi satabilirsiniz, izin veriyorum. Bu ara eşiniz sürpriz bir araç değişimi, telefonunuzu suya düşürebilir, mutfakta kırabilirsiniz. Mutfakta cam tabak kırılabilir, tabak çatal takımı alabiliriz, telefon alabiliriz. Bir de uzun süredir kurutma makinesi isteyen sevgili takipçilerim, hayırlı olsun. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcu balık olan güzel takipçilerim, güzel gökkuşağı renginde bir hafta. Dilimizi tutmamız gerektiğini, işimize hakim olmamız gerektiğini, değişken ruhunuzu her noktada yansıtmamamız ve uyku problemimizle ilgili sıkıntıları da masada uyuyarak geçirmememiz lazım. Evet, bu hafta hem işiniz yoğun hem de beyniniz yoğrulacak. Hem Venüs balıkta ilerliyor, hem güzellik enerjimiz, hem güzel fırsatlarımız söz konusu olurken alınganlık, dağınganlık, herkese kafayı takarak odaklanamama krizlerimiz olabilir. Bunları çözmemiz lazım. Bu ara ekip çalışma arkadaşlarımızla yapacağımız dışarıdaki seyahatler bize güç kazandıracak. Hem işi daha iyi kıvrak şekilde öğreneceğiz, hem de bilinçleneceğiz. Bulunduğumuz alandaki insanlarla aradaki bağ daha farklı bir noktaya doğru birleşme ve bütünleşmeyle birlikte işi daha başarılı şekilde oturtacağız. Yani aslında algılarınızı doğru yönettiğinizde işlerinizde herhangi bir kusur yok. Siz kendi kusurlarınızı örtmeyi bırakın, gerçek adımlarla ilerleyin diyorum. Farklı iş beklentisi olan ve farklı sosyal bağlantı kurarak işinizi değiştirmek istiyorsanız burada çok güçlü bir insanın desteğiyle birlikte istediğiniz kapının fırsatı var. Yurt dışı işe, yurt dışı ile bağlantılı şirkette çalışıyorsanız da yurt dışı anlaşmalarında aksilikler, çalıştığınız şirket sizinle çalışmak istemeyebilir. Yurt dışı ile ilgili bazı krizler gündeme gelebilir. Burada görüşmeler, toplantılar ağır geçebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Aynı şekilde kendi firmanızla ilgili çalıştığınız noktada da krizler olmasına rağmen siz sevilen, sayılan, değer gören bir insansınız. Absürt hareketlerden uzak durmanızı ve dil eğitimi, Fransızca, Çince, İngilizce alarak kendinizi daha büyük bir noktaya ulaştırmanız gerekiyor. Bu ara devletle bağlantılı kurumda çalışanlar da kendi şirketinizi kurmak isteyebilir, devletten ayrılmak isteyebilirsiniz. Aman öyle bir hata yapmayın, şu an bu risk altına sokmayacağım. Ama devlet ve kurumsal alanla çalışanlar için güzel sorumluluklarınızın daha artacağı bir noktada. Aynı şekilde işsizseniz, devlete girmek istiyorsanız Şubat ayı gökyüzünde size bu konuların fırsatı ve Mart'ta bu fırsatı değerlendirme noktanız olacak. Devlet memurluğu ile ilgili beklentiniz varsa olumlu evreniz söz konusu. Aynı şekilde Türk Hava Yolları ile ilgili uçak alanları ile ilgili uçak pilotsanız, iş bekliyorsanız, hostesseniz, iş bekliyorsanız burada açılacak bazı sınavlar var. Bunu da başarıyla geçeceksiniz ve puanınız yüksek olacak. Ehliyet sınavında kalabilirsiniz, bilginiz olsun diyorum. Ne yapayım öyle. Kendi işinizle ilgili bazı krizler ve ödemelerde aksilikler var. Bunları düzene oturtmanız lazım. Evet, siz de farkındasınız ama dağınık ruhunuz olduğu için ödemeler geçmiş, ödemeler çok fazla biriktiği için onu kapatıyorsun, o çıkıyor, bunu kapatıyorsun, bu çıkıyor. Dengen bozuldu. Dengeni bozmaya gerek yok. Artık kredi çekmeyi, toplam hepsi için kredi çekeceksin. Tek bir noktaya ödeyeceksin. Bunu bilmen gerek. Bilesiniz ha. Yalı çapkında böyle alalım. Bilesiniz ha. Evet, ödemelere dikkat ediyoruz. Aynı şekilde çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin yurt dışı ile ilgili imza satılmış,
Ama sizin daha burada devam etmeniz gereken noktalarımız var. Özellikle akademik kariyer, öğretmen ya da devletle bağlantılı öğretici bir konumdaysanız yer değişimleriniz söz konusu olacak. Buna da hazırlıklı olalım. Çocuklarımızın sağlık problemi yoğun olabilir. Onların alerjik reaksiyonları, bunlar biraz sizi strese sokmasın. Onların bünyeleri sağlam. Önemli değil. İlişki konusunda kendini şanssız hisseden sevgili okuyan gençlerim, kalbindeki insan size adım atacak. Sen sadece sabırlı olmanı ve doğru şekilde hareket etmeni istiyorum. Yeni boşanmışlar pişmanlıklar yaşayacak. Ev düzeni ayrıldığı için hataları ve tekrar ilişkiyi böyle tekrar düzeltmek isterken eşinizin ya da sizin hayatınızdaki gelmiş bir insandan kaynaklı her iki tarafta birbirine adım atamıyor ve pişmanlıklar ön planda. Bu ara boşanmış olanlar ev taşınması, yeni eve geçme gibi bir durumlarınız söz konusu olacak. Aynı şekilde çocuklarınızla aranızda bağ kopukluğu gündeme gelebilir. Karınızı ya da eşinizi boşuyorsunuz. Çocukları boşamıyorsunuz. Hayat boyu Allah'ın emaneti onlar size. Lütfen çocuklarınızla vakit evrenizi doğru noktada geçirmeniz lazım. Sevgili gençler, aşk enerjiniz yüksek, duygu enerjiniz yüksek. Kalbiniz devamlı aşk ruhunda dokunsun diyorsunuz. Allah bu hafta aşk ruhunda size kalbinizde, işlerinizde beğendiğiniz kişi duygularını yansıtacak. Ayrıldığınız kişiyle tesadüf bir şekilde iletişim evresinde içinizdeki öfkenizi kusacaksınız. Ciddi gitmediğini düşündüğünüz ilişkiniz size ciddiyetini yansıtacak. Ve aile arasında uçurum olan, farklılık yarayan çiftlerimizde aileyi de ikna edeceksiniz. Yani hayat arkadaşınızı bir elinde sonunda iç dünyanıza yansıtacaksınız. Ama burada bazı balık burçları, erkek arkadaşınız tarafından şiddet ya da sözlü şiddete mağdurusunuz ve seviyorum deyip ilişkinizi bırakmıyorsunuz. Bence bu duygu yoksunluğu. Lütfen bir psikoloğa giderek yaşadığınız krizin gerçeğini görmeniz lazım. Her geçen gün sıkıntı yaşayacaksınız ve bu insanla evlilik düşünüyorsunuz. Aileniz bazı olayları bilmiyor. İleride bu size sıkıntı yaratır. Lütfen bir ilişki terapistiyle gör kendinin güzelliğini. Farkına var güzelliğini. Allah'ın sana yarattığı bedenin de güzelliğine var. Kendinin de. Yoksa huzursuz bir evliliğe yol açıyorsun. Evli çiftlerimizle ilgili bu ara en önemli şey misafirlerin gelip gitmesinden kaynaklı rahatsız olacak bir eşiniz var. Onun tarafı da geliyor, sizin de tarafınız geliyor. Bir de erkek kardeşi, ya eşinizin ya da sizin erkek kardeşlerinizden kaynaklı dışarıda sıkıntılar var. Yasal mahkeme, cezaevi, bu tarz olaylar biraz ailemizi yıpratabilir ve çocuklarımız bu konulara maruz kalabilir. Çocuklarımızın yanında mutlaka konuşmayın böyle şeyler. Dikkat edin istiyorum. Özellikle kız çocuğumuzun dikkat problemi var. Düzeltmeniz lazım. Bir pedagoga ihtiyacı var. Ve siz evin içinde çok bağırıyorsunuz ve çocuklarınız sizden korkuyor. Bunları düzeltmeniz lazım. Sizin de en azından hani resim atölyesi, kıyafet atölyesi, bu tarz kurslar alarak sinirsel evrenizi düzeltebilir. Daha iyi anne, daha iyi baba olabilirsiniz. Ya da ne bileyim ya, golf oynayın. Yani durumunuz neye müsaitse, top oynayın. Durumunuz neye müsaitse. Ben golf oynamasını bilmiyorum ama en azından mesela bugün stresli olsam okçuluğa giderim. Okçuluğu da bilmiyorum ama belediyenin kursları var. Giderim, öğrenirim. Yüzme biliyorum çok şükür. Yani o yüzden kendi enerjiniz, tenis oynayabilirim çok şükür. Yani voleybol oynayabiliriz, futbol oynayabiliriz, golf oynayamayız. Çünkü golf alanımızda yaşadığımız bir lüks hayatımız yok. Bize düşmedi o yollarda. Evet, sağlık olarak özellikle sinüzit ve migren çok fazla atak yapacak. Boyun fıtığı ve bel fıtığımızda sıkıntılarımız var. Özellikle annemizin sağlık sorununa dikkat edelim ve babamızın kalp ve damar uyarısı söz konusu olacak. Bir de böyle 3 katlı ya da 4 katlı bir ev mevzusu. Herkes tapuları almasına rağmen yerinizden memnun değilsin. Ya kirada değilsiniz. Babanıza, ananıza teşekkür edin. Yani bu nedir böyle? Bir de mahallede kimi beğeniyorsanız o da sizi beğeniyor. Bilginiz olsun. Sevgi ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.